Merhaba arkadaşlar. Power BI kitabı 2. bölüm 4. uygulaması PDF türündeki dosyalardan veri almakla ilgili. Bu uygulamada size Power BI Desktop ortamına PDF dosyalardan veri almayı göstermek istiyorum. Power BI Desktop'u başlattım. Veri al bölümüne gidiyorum. Biliyorsunuz PDF dosyalarda sık karşılaşabileceğiniz bir veri türü. Belki sirkülerler, fiyat listeleri vesaire olabilir. Ama tabii ki kullanılan bir tür dosya bağlan diyelim. Burada birkaç tane var. İşte ürün listesini tercih edeyim örnek verimiz. Tabii PDF dosyalarda da aynı metin dosyalar gibi muhtemelen tanınmayan alanlar, tanınmayan veri türleri olacaktır. Dolayısıyla yine Power Query ortamına ihtiyacımız olacak. Burada web sayfaları gibi çeşitli tablolar halinde çözdüğünü söylüyor bize. Bakın boş bir sütun var. Muhtemelen tarif verinde olduğu gibi önceki örneklere bakarsınız. CSV'de veri dönüştürmeye ihtiyaç olacak. Ondan sonra diğerlerinde de benzer, diğerleri de farklı. Bakın bunda başlığı da görmüş. Burada onu tanıdım diyor. Güzel. Ve tabii veri dönüştürme, transforma gidiyorum ki bu düzenlemeleri yapalım. Burada tabii çok kolay bir şekilde benzersiz sütunu kaldıracağım. Tabii burada bir sorunumuz var. Sanıyorum şu tamam. Bunu aldık. PHP'yi alıyoruz. Ondan sonra bunu kaldırıyorum. Çok kolay bir şekilde işte kaldır dediğimizde sütunu kaldırıyor. Dediğim gibi veri türlerine ilişkin sayı değilse sayı yapmak, ondan sonra ondalıklı sayı vesaire bir tarihe çevirmek, tarih olsaydı tam sayı bir önceki örneğimizde uygulamamızda tarihi de tam sayı olarak görmüştü. Tarihe çevirmemiz hatta yerel ayarları kullanmaktan bahsetmiştik. Onlara bakarsınız. Eğer düzenleme tamam ise başlıkları vesairesi demek ki artık bu sorgulama işlemini tabi orada adım adım da uygulandığını gördünüz. Ondan sonra artık raporlarımıza alacağımız anlamına geliyor. Tabi buna ilişkin belki buradan fiyatını çekerek, ilişkilendirerek kullanacaksınız ve daha sonra da işte çeşitli raporlarda bunlardan yararlanacağız. Şu anda bir sirküler şeklinde hani bunu da bir yerde göstermek isteniyorsa bir tablo görseli şey görselinde buna ilişkin bilgiler gösterilebilir. Ondan sonra markası fiyatı şeklinde ama dediğim gibi daha sonra başka bir yerden gelen bir satışta bu güncel fiyat listesi ise o güncel fiyat oradan alınarak raporlamaya devam edilir. Bir diğer uygulamamızda görüşmek üzere, hoşça kalın.